Mehmet Bey merhaba. Merhaba. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Mehmet Vecdi Sami, 1987 Erzurum doğumluyum. İstanbul'da ikamet etmekteyiz. 2005 senesinde ÖSS ile Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde okumaya başladım. 2009 yılında mezun oldum. 2009'dan beri de bilfiil özel sektörde daha çok üniversitelerin, teknik üniversitelerin, teknokent yani özel teknoloji bölümlerinde özel şirketlerde çalıştım. Şu anda da devam etmekteyiz. Korona sürecinden dolayı biraz da mesleğimizin avantajından dolayı uzaktan çalışabiliyoruz. Bundan dolayı da şu anda memleketim olan Erzurum'da bir köy, yani doğduğumuz köyde çalışabiliyoruz ve bu konuda da şu anda memnunuz. Mehmet Bey, peki bilgisayar mühendisliği bölümünü neden tercih ettiniz? Sebebi nedir? Üniversite sınavından sonra pek çoğumuzun başına gelen bir aile baskısı ve çevre baskısı söz konusu oluyor. Ben sınava girdiğimde sınavdan sonra 3500 civarı sıralamaya girmiştim. O zaman Cerrahpaşa tıp falan da tutuyordu. Tabii ailem Yüzdelik özellikle olarak yüzde kaça denk geliyordu? Peki yüzde 3500. kişi olma? 0,71 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ki ailelerimiz genellikle böyle bir sıralama olunca tıpa yönlendirmek istiyor. Ama uzaktan bakınca özellikle bizim gibi ben de biraz hareketli olduğum için doktorluk, tıp bana biraz soğuk geldi. Biraz daha bilgisayar mühendisi hem eğlenceli hem teknolojiyi takip etmek karakterime de uygun olduğunu düşünerek bu mesleği tercih etmek istedim. Peki Mehmet Bey, 2010'da mezun olduktan sonraki süreçte mesleği seçerken ve mezun olduktan sonraki süreçteki düşünceleriniz nelerdir? Tekrardan sınava girseniz yine bu bölümü seçer miydiniz? Şimdi ülkenin realiteleri var tabii ki. Biz evet okurken hani lisede, üniversitedeyken biraz daha idealist düşünerek hani her şeyin en güzelini, çok iyi bir meslek diye okuyoruz ama mezun olduktan sonra şayet bir iş bulamazsanız okuduğunuz her bölümde size maalesef zehire dönüşmektedir. Yani çoğumuz da ailelerimizin belki okuyan veya çalışmaya başlayan ilk evlatlar olduğumuz için dolayısıyla bir baskı oluşmakta. Bunun bilincinde olarak tercih yapmak zorunda kaldık. Hani tıp, evet tıp her ailenin istemesinin en büyük sebebi nedir? Kesinlikle mezun olunduktan sonra iş garantisi olacağı fikri var, düşüncesi var. Bundan dolayı da aileler tıpa önem vermek, saygınlığı da fazla tabii ki. Özellikle bu pandemi döneminde de tabii ki tıp dünyasında çalışan bütün emektarların ekstra bir değeri ortaya çıktı. Fakat zor bir meslek. Yani bana öyle geliyor en azından. Belki bu işi yapan insanlar çok değerli olduğunu ve çok da memnun olduklarını dile getirebilirler. Fakat dışarıdan baktığımda bana zor bir meslek olarak geliyor. İnsanlarla uğraşmak, insanların sağlıklarıyla sorumluluk almak. Bizim meslek biraz daha bizim dilimizde yani tabiri caizse free. Yani bilgisayarla baş başasın. Yazılımcı da olduğumuz için müşteriyle de çok irtibat halinde değiliz. Tamamen size verilen analize göre, size verilen tasarıma göre bir kodlama, bir tasarım, bir inşa, bir şeyler inşa ediyorsunuz. Dolayısıyla stres noktasında diğer mesleklere göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kendinizi çok geliştirebilirsiniz. Herhangi bir hobi olarak da bunu şey yapabilirsiniz. Hani bir hobi olarak da bu işe girebilirsiniz. Mesela bakıyorsunuz pek çok kurs açılıyor. Web tasarım, mobil uygulama yazılımı. Yazılım ve teknoloji gelecek yıllarda çok öne çıkacağını düşündüğümüz için
Buna rağbet artacaktır muhtemelen. Biz de şu anda onun içinde olduğumuz için mutluyuz. En azından diğer meslekler hakkında çok yorum yapamam tabii ki de. Ama şu an biz mesleğimiz açısından gayet mutluyuz. Teknolojiyi takip edebiliyoruz, yenilikleri okuyabiliyoruz. Sonra atıyorum bir tatilde her an böyle gaza gelip dur ben bu yazılım dilimini öğreneyim, yeni bir fikir bulayım, yeni bir uygulama yazayım şeklinde şey yapabiliyoruz. Yani bu işe devam edebiliyoruz. Eğlenceli geliyor, sıkıcı gelmiyor. Baktığınız zaman çoğu iş size angarya ve yük olarak gelebilir. Ama bizim meslekte angarya ve yük işin biraz daha kısa kısmı. Bir şeyleri başarabilmek, icat edebilmek, yazabilmek ve başardığını gördükten sonra daha mutlu olup daha çok sarılabilmek bizi bu konuda yeterince tatmin etmekte. İş dünyasına da baktığınızda zaten tabii ki üniversite bizim bölüm için üniversite biraz daha kısıtlı bir seviyede önem arz etmekte. Muhakkak üniversiteler çok önemli. Üniversitelerdeki eğitimin kalitesi, rekabet ortamı çok önemli elbette. Fakat bizim meslekte öğrenci belki de öğrencinin azmi, başarısı, yılmaması, verilen işi zor da olsa çözeme yani çözme ihtimali düşük de olsa pes etmeme gibi özellikleri bunlar üniversiteden çok daha önemli maalesef. Maalesef diyorum çünkü burada yanlış bir tercih yaptığınızda biraz daha vasat, biraz daha sıkıntılı bir personel olarak iş dünyasında anılabilirsiniz. Ama gerçekten size verilen bir işi sürekli araştırıp karıştırıp böyle işte web sitelerinden bizim meşhur bu videoyu izleyen bizim meslekten arkadaşlar varsa hemen şey yapacaklardır. Stack Overflow diye bir sitemiz var. Neredeyse günde en azından bir 10 kere falan giriyoruzdur. Yani hata bulma, hata ayıklama, arama yapabilme, işte sorunları çözebilme bu kabiliyetler çok önemli. Bu insanın isteği, aşkı, hırsı bunlar bizim meslekte çok önemli. Dolayısıyla bu kabiliyetlere, bu yeteneklere sahip arkadaşların bizim bölümde çok rahat edeceğine inanıyorum. Ve eğer bu şekilde düşünen arkadaşlar varsa kesinlikle pişman olmayacaklarına inanıyorum. İşin açıkçası bir sonraki sorumuza da bir nebze cevap vermiş oldunuz. Tercih yapmak isteyen öğrenci arkadaşlar için siz bu bölümü anladığım kadarıyla tavsiye ediyorsunuz. Evet, tabii ki. Şimdi herkesin tabii ki ailesi, çevresi, annesi, babası, işte kardeşleri çalışıyor. Hani gördüğümüz bir kolay bir iş yoktur. Elbette ki her işin zorlukları vardır. Fakat nispeten biz baktığımızda insanla aramızda çok yakın temas olmadığı için bizim mesleğin daha kolay olduğunu, yani diğer mesleklere göre daha az stresli olduğunu düşünüyorum. En azından kendi başınızdasınız. Şey yapabilirsiniz, kabiliyetleriniz ölçüsünde başarılı olabiliyorsunuz. Sizin dışınızdaki parametreler biraz daha minimumda. Ama mesela bir ticarete girdiğinizde siz mükemmel bir şekilde çalışabilir, tasarım yapabilir, işte bir şeyler dizayn edebilirsiniz ama sizin dışınızda pek çok parametre bu başarıyı etkileyebilir. Ama bizim sektörde, bizim bu mesleğimizde daha çok yüzdelik, başarının yüzdeliği bizim emeğimize, çalışmamıza ve azmetmemize bağlı. Dış etkenler biraz daha minimumda. Peki Mehmet Bey, bölümden mezun olduktan hemen sonra iş bulabilme imkanınız olabildi mi? Bir diğeri de mesleğinizdeki ücretler tatmin edici seviyede mi? Ücretler hakkında da öğrenci arkadaşlarımıza bilgi verebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi üniversitede bir şeyler öğrenmek, üniversiteye odaklanmak elbette güzel. Fakat mezun olduğunuz gibi iş dünyası biraz daha sizden hani okulla yetinmeniz değil de daha aktif bir yazılım veya donanım hangi meslekte, hangi alana yöneldiyseniz orada daha etkin bir bilgi istiyor sizden, tecrübe istiyor sizden. Maalesef ben bu anlamda
Bunu itiraf edebilirim. Öğrencilik hayatımda yani iş dünyası için yeterli bir donanımla mezun olmadım. Yeterli bir donanımla mezun olmadığım için ilk zamanlarda elbette CV'yi dolduruyorsunuz. Hani okul dışında sizin çok bir tecrübeniz yok, yaptığınız bir ürün de yok. Dolayısıyla başvurduğunuzda CV'ler gittiğinde tecrübe gözükmediği için iş bulma ihtimaliniz azalıyor. Bunun için öğrenci arkadaşlara da şunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle üniversitedeyken yazılım yapsınlar ya da donanımla uğraşıyorlarsa donanımla alakalı bilgi sahibi olsunlar, şirketlerle ilgilensinler, yeni projeler bulsunlar, canlıya çıkarsınlar. Yani atıyorum bir mobil uygulama yapıyorlarsa, işte Android bir uygulama yapıyorlarsa bu Play Store veya Apple Store'a atsınlar. İnsanlara gösterebilecekleri doneler olsun. Ben buna çok yapamadım. Ama mezun olduktan bir ay, 1,5 ay sonra da iş bulabildim. Çünkü bizim sektör şeydir, açıktır bu konuda. İhtiyaç var. Her şey teknolojiye yöneliyor. Eskiden kullanılmayan her şey artık teknoloji vasıtasıyla kullanılıyor. İş bulma konusunda sıkıntı yok. Eğer siz yeterli araştırma gücüne, azmine sahipseniz iş bulabilirsiniz muhakkak. Ama dediğim gibi CV'yi en azından doldurabilmek için, ama boş doldurmak değil, belirli uygulamalar, siteler, işte hangi, hani elbette sizden kimse üniversitede okurken çok üst düzey programlar, uygulamalar beklemez, ama sizin bir şeylere çalıştığınızı, bir şeylere azmettiğinizi, bu mesleği sevdiğinizi, bu mesleğe azmettiğinizi görmelerini sağlamak için bir şeyler yapmanızı tavsiye ediyorum. Yazın olur, işte ya da dönem içi olur. Artık zaten devir çok değişti. Her şeyi videolar vasıtasıyla takip edebiliyorsunuz. Şu anda bile, mesela şu an pandemi sürecinde pek çok insan evlerinde. Şu anda bile çeşitli eğitim sitelerinden ya da en basitinden YouTube'dan bile bir mobil uygulama, Android uygulama eğitim seti indirip ya da açıp oradan izleyip takip edip belirli bir bilgi birikime sahip olup basitten başlayarak uygulamalar yapabilirsiniz. Bu şekilde en azından belirli tecrübelere sahip olup iş dünyasında bir adım daha öne geçebilirsiniz. Fiyata, ücretlere gelecek olursak, yani diğer mesleklerle çok kıyaslama yapamıyorum elbette. Biraz bizim diğer mesleklere göre bizde girişimci olma ihtimali yüksek midir, düşük müdür derseniz, bizde biraz daha düşük olacağını düşünüyorum. Çünkü biz henüz, hani ülke olarak evet donanım konusunda belki çok iyi değiliz. Yazılım konusunda iyiyiz, ama girişimlerin ne kadar başarılı oluyor, bunu araştırmalarda bakmamız lazım, incelememiz lazım. Dolayısıyla genel olarak bilgisayar mühendislerinin aslında bir çalışan, yani işçi olarak çalıştığını düşünürsek, maaş skalalarımız, hani şu anda yeni mezun arkadaşların 3500 ile 5000 arasında, 5000 TL, 3500 ile 5000 TL arasında bir başlangıç seviyesiyle başlayacağını şu anda duyuyoruz. Tabii ki daha iyi yerler, daha üst düzey maaşlar alınabilir. Ama biz bunu ortalama olarak bu şekilde görüyoruz, bu şekilde biliyoruz. Yükseldiğinizde tabii ki maaş, işte title'lar, yani seviyeler vardır. İlk başladığınızda junior diye, yani tecrübesiz diye başlarsınız. Sonra 2 yıl, sonra 5 yıl, sonra 8, 10 yıl derken maaşınız elbette yükselerek devam edecektir. Yani atıyorum 10 senelik bir yazılımcı olduğunuzda şu anda 10.000 TL'nin üstünde bir maaş alabilirsiniz. Bu konuda bir sıkıntı bulunmamaktadır. Dediğim gibi, ama bizim sektörde girişimler biraz daha az olabilmektedir. Çünkü mesela bir inşaat mühendisinin her 5 inşaat mühendisinden bir ikisi girişimci olarak bir ticarete atılabilir. Ama her 5 yazılımcıdan muhtemelen çok çok nadir de olsa ya hiç ya da bir tanesi girişimci olabilir. O girişiminde ne kadar başarılı olacağını
araştırmalardan, istatistiklerden takip etmek gerekir. Mehmet Bey, son sorumuz da şu olacaktır. Sizler öğrenci arkadaşlara, bu mesleği seçecek olan öğrenci arkadaşlara özel sektör mü, kamu sektörlerini mi tavsiye edersiniz peki? Bizim meslek teorinin değil pratiğin daha önemli olduğu bir meslektir. Dolayısıyla pratiğe dökmek de ancak özel sektörde daha çok mümkün. Hatta özel sektörlerin de startup firmaları dediğimiz ya da işte pek çok firmaya yazılım hizmeti veya donanım hizmeti, güvenlik hizmeti veren firmalarda daha çok gelişilebileceğini bu çalıştığım 10 yıllık süreçte tecrübe etmiş bulunmaktayım. Atıyorum çok kurumsal büyük bir firmada başladığınızda muhtemelen belirli konularda uzmanlaşacaksınız. Ama pek çok yazılım firmasına, bu arada sürekli yazılım üzerinden bahsediyorum konuşmalarımda, kendim uzun yani 10 yıldır, 11 yıldır yazılım işiyle iştigal ettiğim için ondan bahsetmek durumundayım. Pek çok firmaya yazılım desteği veren startup firmalar veya işte biraz daha büyük firmalarda daha çok gelişiyorsunuz. En azından genç, yeni mezun, işte atıyorum 10 yıla kadar artık hani henüz enerjisini yitirmemiş insanların bu tür yerlerde çalışmasının büyük avantaj olacağını düşünüyorum. Sürekli bir gelişim oluyor, biraz sıkışıyorsunuz, belki bazen bunalıyorsunuz ama farklı farklı hatalar, farklı farklı sorunlar, farklı farklı geliştirmeler yapmak durumunda kaldığınız için çok daha fazla gelişiyorsunuz. Kurumsal firmalar elbette iş garantisi, işte biraz daha dolgun bir maaş demektir ama gelişim açısından bu az önce bahsettiğim firmalarda çalışmanız çok daha yararlı olacaktır. En azından mesleğin bir döneminde bu tür firmalarda bulunmak çok şey katacaktır. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Umarım verdiğiniz bilgiler öğrenci arkadaşlarımızın istifadesine sunulur.